Şimdi arkadaşlar önermeler arası ilişkilerden bahsedeceğiz. İki tür ilişkiden bahsedeceğiz. Karşı olma ilişkisi ve döndürme ilişkisi. Önce karşı olma ilişkisiyle başlıyoruz. Şurada bir tablo görüyorsunuz. Birazdan bu tabloya döneceğim. Önce bir tanım yapalım. Aynı terimlerden oluşan iki önerme ya nicelik, nicelik neydi? Tümel ya da tikel olma. Ya da nitelik, nitelik neydi? Olumlu ya da olumsuz olma. Ya da hem nicelik hem nitelik açısından birbirinden farklıysalar bu iki önerme arasında karşı olma ilişkisi var demektir. Bu iki önerme üst karşıt, alt karşıt, altık ya da çelişik olabilirler. Hiçbir şey anlamadınız. Başlıyoruz şimdi çizelge üzerinden bakmaya. Burada öncelikli olarak bir takım harfler görüyorsunuz. Bunlar mantıktaki kısaltmalar. A tümel olumluyu ifade eder, E tümel olumsuz, I tikel olumlu, O tikel olumsuz. Burada tekil önerme ile ilgili hiçbir e, problemimiz yok. Onu asla işin içine dahil etmiyoruz. Fakat sizin buradaki harfleri muhakkak ezberlemeniz lazım. Bu konuda benim yapabileceğim bir şey yok. Şimdi geldik tabloya. Burada bir tablo var, harfler var, üst karşıt, altık, e, çelişik ve alt karşıt ilişkileri var. Şimdi bir örnek üzerinden anlatacağım. Yukarıdaki tanımı unutun. Örnek üzerinden anlatıyorum. Şimdi bir tümel olumlu önerme yazalım buraya. Mesela diyelim ki bütün kediler sevimlidir. Ne demiştik A için? Tümel olumlu. Tümel mi? Tümel. Olumlu mu? Olumlu. Bütün kediler sevimlidir. Neymiş? Üst karşıt. Şu oklardan anlayacağız sadece. Üst karşıt ayken önermeyi e yapıyorum. Yani tümel olumluyken tümel olumsuz yapıyorum. Bütün kediler sevimlidirin. Tümel olumsuzu ne olacak? Hiçbir kedi sevimli değildir. Bakınız tümel mi? Tümel hiçbir kedi dedi. Kedilerin hiçbir tanesini bile dışarıda bırakmadı. Olumsuz mu? Olumsuz değildirle kurdum. Demek ki bütün kediler sevimlidirin üst karşıtı neymiş? Hiçbir kedi sevimli değildir. Peki bütün kediler sevimlidir. Tümel olumlu önermesini tikel olumluya çevirelim. Bütün kediler sevimlidir. Tikel olumlu neydi? Bir ı önermesiydi. Demek ki bazı kediler sevimlidir dersem bu iki önermesinde altık ilişki kurmuş olurum. Bütün kediler sevimlidirin altı neymiş? Bazı kediler sevimlidir. Peki hiçbir kedi sevimli değildir. Bunun altını bulmak istersem ne yapacağım? O neydi? Tikel olumsuz. Hiçbir kedi sevimli değildir. Bazı kediler sevimli değildir dersem ben bu iki önerme arasında altıklık ilişkisini kurmuş olurum. Peki alt karşıt o zaman ne olacak? Zaten şu anda aslında bütün mevzu ortaya çıktı. Bazı kediler sevimlidir. I önermesi yani tikel olumlu bir önerme. Onun alt karşıtı neymiş? Bazı kediler sevimli değildir. Çelişiklikte ise tam zıt bir durum var. Hem niceliğini hem niteliğini değiştiriyorum. Bakalım bütün kediler sevimlidirin çelişiği neymiş? Bazı kediler sevimli değildir. Hiçbir kedi sevimli değildirin çelişiği neymiş? Bazı kediler sevimlidir. Dolayısıyla tekrar şimdi tanıma dönersek şimdi daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Bir önermeyi tümel olumluyken tümel olumsuz yaparsam üst karşıt ilişkisi kurarım. Tikel olumluyken tikel olumsuz yaparsam alt karşıt ilişkisi kurarım. Tümel olumsuzken tikel olumsuz ya da tümel olumluyken tikel olumlu yaparsam altık ilişkisi kurarım. Hem niceliğini hem niteliğini değiştirirsem tümellikten tikelliğe tikellikten tümelliğe olumluluktan olumsuzluğa olumsuzluktan olumluluğa geçiş yaparsam o zaman da bu iki önermeyi çelişik hale getirmiş olurum. Şimdi bu tabloda gördüklerimizi biraz daha sözel ifade edelim. Üst karşıt nedir? A E olur önerme. Aynı terimlerden oluşmuş iki tümel önerme. Sadece nitelik açısından farklıysalar yani biri olumluyken öteki olumsuzsa biz bunlara üst karşıt önermeler deriz. Üst karşıt önermelerden birisi doğruysa ötekisi yanlış olmak durumundadır. Yani her insan akıllıdır gibi bir tümel olumlu önerme doğruysa hiçbir insan akıllı değildir. Yani onun üst karşıtı yanlış olmak durumundadır. Alt karşıttaysa I'dan O'ya geçiş vardır. Yani aynı terimlerden oluşmuş iki tikel önerme sadece nitelik açısından farklıysalar bunlar alt karşıttırlar. Bazı insanlar akıllıdır, bazı insanlar akıllı değildir. İki tane alt karşıt önerme. Peki altıklık neydi? A iken I, E iken O oluyorsa buna biz altık önermeler deriz. Yani aynı terimden oluşmuş iki önerme sadece nicelik bakımından farklıysalar altıklık ilişkisinden bahsedilir. Çelişiklikte ise aynı terimlerden oluşmuş iki önerme hem nicelik yani tümel ve tikel olma hem nitelik bakımından birbirinden farklıysalar aralarında çelişiklik ilişkisi vardır. Ve çelişik önermelerden birisi doğruysa diğeri muhakkak yanlıştır. Ayrıca bunlar farklı yargılarda bulunurlar. Bunların tek ortak özelliği sadece terimlerinin aynı olmasıdır. Müzik